Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba. Beni ilk kez izliyorsanız ben Merve. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ve hala abone değilseniz lütfen abone olun. Yeni izleyenler de şimdiden abone olup takibe alsınlar. Çünkü yeniden bir IKEA turu geliyor. Yıl sonu geldiği için IKEA'larda çok güzel böyle yeni ürünler geliyor. Yılbaşına yönelik de geliyor. Yıl sonu olduğu için ne derler ona? Çeşitliliği çoğaltıyorlar. Bu sebeple de sık sık IKEA videosu çekeceğim. Belki bir ay içinde iki tane video bile atabilirim. Şimdi Kartal'daki IKEA'dayız. Bakalım yeni gelen ürünler neler ve yılbaşı ruhu yavaş yavaş başlamış mı? Yılbaşı ruhu diyorum, hani çok hoşlanmıyorum böyle şeylerden ama o böyle cıvıl cıvıllık yine de bir mutlu ediyor beni. Bakalım neler var. Hadi birlikte başlayalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Çok tatlı. Şimdi mini balkon vizesinin balkonlar gibi bir şey için. O 4-500 lira. Bu ne kadar? Yazmıyor. O da 400 lira. Sandalye 400, masa 500 lira. Evet. Çok güzel olmuş. Şuna bayılmıştım rengine. Kase de çok güzel. Yine yeni gelenlerden. Bunların fiyatlarını aşağıda gösterebilirim. Çok tatlı olmuş burası. Şöyle uzaktan fotoğrafını da çekeyim. Burada da. Aa, bak onu buraya almışlar sonunda. Evet, çok güzel. Gördük, geldin mi? Evet. Sonunda bunu buraya almışlar. Şunlardan belki alabilirim. Bilmiyorum, bir bakacağım. Burada devamını kullanmışlar şu konsolun. Televizyon ünitesi, kitaplıkları şöyle. Şurada da yine böyle çok güzel bir köşe yapmışlar bence. Işığın fiyatına bakalım. 190 lira. Ya da bu. Pardon. 269 lira. Komple komple 8633 lira. Burası da yine yeni yapılmış. Genç odası. Şunun fiyatına bakayım. 1600 lira. Şu çekmece şeyi çok adi geliyor bana. Ama görüntüsü falan güzel. Tatlı. İçerisi de bu şekilde. Fiyatı da 1650 TL. Burada minicik bir ayna koymuşlar. Boy aynası. 189 lira. Geçen sefer bu mutfağı gösterdiğimde detay göstermemiştim. Bakın. Şöyle bir alan. Biz kadınların bayıla 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 kullanacağı bir kiler dolabı ve çok güzel. Yani gerçekten mükemmelmiş. Daha önce böyle bir şey görseydim buna benzer bir şey yaptırmak isterdim mutfağıma. Çok iyi. Çok güzel bir depolama alanı ve böyle her şeyi kullanılmış, her santimi. Buzdolabını da bu şekilde kapatmışlar. Şurası da çok tatlı olmuş. Bunlar da çok tatlı aslında. Mutfağım için ben de bunlardan değerlendirebilirim. Böyle çok şık. Sanki bu detaylar yoktu ya da ben geldiğimde burası çok kalabalıktı. O yüzden tam çekemedim. Hatırlayamıyorum. Bu arada şimdi fiyatını da gördüm az önce. Belki videoda çıkmıştır da ben fark etmemiştim. 6360. Tek bu buzdolabı. Fiyatına göre bence çok çok iyi. Buraları yeni yeni yapmışlar, ne güzel ya. Çok hoşuma gitti. Necati orada yine bir şey deniyor. Buraya böyle çocuk alanı yapmışlar. Sonra şurayı şöyle çekeyim. Şu sehpa 4000. Ay, 450 TL. Az bir oradan kalkar mısın? Bir dakika onu göstereyim. Bu yeni gelmiş.
3700 TL. Kusura bakmayın, bütün gün çok yorgun olduğum için, sayılarla da uğraştığım için artık kafam yandı. Minder'de 300 lira. Gayet tatlı. Mesela bu yeni gelmiş. Şuralara bakalım. Burada dolaplar var. Dolap fiyatı 18.600. Burada da mini bir banyosu mevcut. Şu şekilde. Çok tatlı, kullanışlı bir banyo. Bakalım fiyatına. Bakamıyoruz. Işığın fiyatı 360 lira. Burayı da böyle değerlendirmişler. Çok da tatlı olmuş. Küçük alanları güzel kullanıyorlar. Gerçekten. Aynanın fiyatı da 899 lira. Gayet güzel. Aynen deformuş. Kumaşın rengi çok güzel. Dokusu çok güzel. Yıkanılabiliyormuş. Çok güzel bir köşe koltuk ama fiyatını göremedim. Bulursam söyleyeceğim. Yeni koltuklar gelmiş ya da kumaşlar gelmiş. Genelde kumaş görmüştüm ama şöyle fiyatı 8.300. Keten bir kumaşı var. Çok da güzel. Şöyle bir de L köşe var. 18.500. Bu da yine böyle çok rahat. Sinema ne derler? Sinema odası için falan güzel olur. Ama oturmak için bence çok böyle yayvan, kullanışlı olacağını düşünmüyorum o yüzden. Şunların fiyatlarını aşağıda da göstereceğim ama hazır gelmişken yine göstereyim. 69.130. Odanın şu halısını göstereyim. Bakar mısınız? Çok yumuş bir de böyle. Bu ışığın fiyatı 2.300 lira. Şurada bir de tekli koltuk var. Necati kalkınca onu da göstereyim. Şöyle tekli koltuk diye geçiyor ama 1,5 kişi rahat oturur. Fiyatı 6.200 TL. Yine bu küçük köşede yeni gelmiş. Fiyatı 8.500 lira. Bu da yine böyle keten kumaş tarzı. Benim evimdeki koltuklara benziyor aslında. Görünümü o şekildeymiş, pardon. Ketene benziyor görünümü. Bir önceki videoda yeni gelenleri göstermiştim. Şimdi onları böyle kombinlemişler buralarda. Bu şekilde böyle. Çok tatlı olmuş. Şöyle bir kurutma bezi gördüm. Bu yeni gelmiş sanırım. Modeli şöyle. Dörtlü şekilde satılıyor. Şöyle göstereyim zoom varsa. Fiyatı da 48 lira. Şimdi Necati şunun fiyatına baktı, bizim dolaplarımız. Bizde bundan ikişer çift var. Biz hepsini, yani 5 kapılı dolabı tamamını 3,5 almıştık. Şimdi burası ne kadar dedin? 5,5. Tamam, ikişer çift 5, yani 10 kapılı aldık. Ne kadar şu an burası? 4,5 olmuş. 4.750 olmuş. Şaka gibi bir fiyat artışı bir senede. Bunların indirimi hala devam ediyor. Hayır, 13 liraydı. Emin misin? Kontrol edeceğim bunu bir. 1 TL zam gelmiş dedi Necati. Gayet güzel. Tekrar söylüyorum, çeyiz yapan varsa alsın. Bu örtülerde de indirim var. 58 TL, 1.20'ye, 1.60 bunun da. Şöyle renk seçenekleri de mevcut. 58, hatta şu 55 TL'ye geliyor. Nihalelerin stokları yenilenmiş. Ben bundan bir ara bakmıştım, yoktu. Şimdi bayağı gelmiş. Fiyatı da 53 TL. Bir de şöyle nihalelerden var. İkili şekilde 43 TL mantar. Dikdörtgen. Bir de bunların yuvarlakları var. Sanırım fiyatı 43 TL. Üçlü. Aynen. Bu da 43 TL. Şu yapışanlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bana yorum yazar mısınız ya? Bunlar da bayağı hoş. Çünkü tencerenin dibine yapıştığı için hani bir daha nihaleyi ayrı ayrı taşımanıza gerek kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden mantıklı geliyor da. Kullanan varsa yorum yazsın. Kullanışlıysa. Şu yeni gelen koleksiyonu biraz detaylı inceleyelim. Şu kavanozunu göstereyim. Bu büyük boyu. Şöyle baharatlık olarak yapmışlar. Bunlar küçük boyu. Şu elimden de anlayacağınız gibi boyutu küçük.
Bunlar kavanozları. Sonra şöyle minnoş yağdanlıkları var. Aynı şekilde altında böyle standı mevcut. Bir de bunlar gelmiş. Tabak diye geçiyor. Hatta şöyle göstereyim. Tabak. 50 TL. Bir de bunun kasesi var. 90 TL. Bir de şu dağda büyük tabağı var. Yanılmıyorsam onun da fiyatı, bu kesme tahtası pardon. Tabağın fiyatı da 239 liraymış. Yeni koleksiyon böyle. Bizim için çok mantıklı bir şey buldum. 260 lira biraz pahalı ama bakın aynası üstünde, kapağında. Şurada bir takı standı var. Altında yine böyle bir stand mevcut. Ve içi de böyle. Bence çok şık. Dar alanlar için ya da seyahatler için falan çok güzel. Çok mantıklı. Şu şekilde. Hızlıca aynaları göstereyim size. Fiyatlarını videoyu durdurup yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Şu 580 lira bence çok güzel fiyatı var. 900 lira. Aynı şekilde ahşap olan 900 lira. Bu da yine 900 lira. Dekoratif olarak salonlarda falan yine kullanılıyor. Çok da tatlı. Minnacık bir mum buldum. Görüyorsunuz. Fiyatı 16 TL. Kokusu da çok güzel. Böyle masalarda falan tatlı bir koku olur. Sonra şurada yeni yazıyor ama ben bunu daha önce göstermiştim. Şu donun bir büyüğü. Bunun fiyatı da 38 lira. Bunlar yeni gelmiş Hindistan cevizi kokulu 50 TL. Bir de bunu ilk kez görüyorum. Mum kapağı ayrı satılıyormuş 10 lira. Şöyle alıp kapağı da ayrıca siz alıyorsunuz. İlginç. Bunu göstermiş olmam lazım. Göstermediysem de. Dışı çok güzel. Daha sonra da değerlendirilebilir. Bunların içi var mı acaba? Benim sosluk olarak kullandığım şeyler bunlar. Ben bunları sosluk, reçellik olarak kullanıyorum. 20 TL. 20 TL. Bunlar da yeni gelmiş. Seramik. Şu şekilde bayağıca da büyük. Benim eskiden her geldiğimde neredeyse aldığım 5 limon. Çok severek kullanıyorum ama fiyatına bakın 130 lira olmuş. Ben 50 liraya falan alıyordum. Yapay bitki yeni gelmiş. Son olarak onu göstereyim. Şu şekilde. 119 lira. Şöyle az önce mumlukların benzeri saksılar var. 109 lira. Farklı modelleri var. Burayı daha önce göstermemiştim dolu olduğu için. Burası da en alt katı. Büyük ürünlerin kutulu halleri burada. Buradan kendiniz işte şuradaki numaralardan alıyorsunuz. Bu bana çok soruluyordu. Malum her şehirde IKEA olmadığı için detay göstermek istedim. Soranlara da buradan cevap olmuş olsun. Bu şekilde ürünlerin kutulu hallerini üstlerindeki numaralardan bulup alıyorsunuz. Eğer kargo talep etmediyseniz kendiniz alıp gidebiliyorsunuz buradan. Şu şekilde. Fırsat köşesine geldim. Hızlıca yine buraya bir bakayım. Şu dolap mesela güzele benziyor. Gidelim onun içine bakalım. Güzel şeyler var mı? Kasaların olduğu tarafta fırsat köşesi. Bence bakın güzel şeyler gelebilir. Burası sürekli güncelleniyor. Kulpları çok tatlı. Bakalım içi nasılmış. Şu şekilde. Bakalım. 2370 lira. Teşhir ürünü olduğu için mesela burada. Mesela bu dolap 1000 liraya inmiş. 1450 TL'den.
makyaj masasının yanına alınıp ya da ofislerinize, çalışma odanıza falan alıp kullanabilirsiniz bence. Sıkıntısı teşhir ürünüymüş. Mesela bu hasarlı demiş ama hasarı ne bilmiyorum. Yazmamış detayını. Kullanılabilir bir hasarsa sorun olmaz. Şuraya bakalım. 6300'den 4300'e inmiş. Usta üst tablo hatası. Usta ne ya? Gerçekten göremiyorum da okuyamıyorum da. Şuralar. Yani kapatılabilecek yerler aslında bunlar. Onun harici bir sıkıntısı yoksa bu çok güzel bir böyle konsol olur, televizyon ünitesi olur. Mesela bu ilk başta gösterdiğim masa 500 liradan 400 liraya düşmüş. Teşhir ürünü. Hiçbir hatası yok. Sandalyeleri eksik ama. Şurada bir L koltuk takımı var. Fiyatını göremiyorum ama. Şu tarafta kalmış. Gidip bakayım. Bakalım. 9600'den 6240'a düşmüş. Ve şu ürünler dahil. Şöyle göstereyim. Sıkıntısı yazıyor mu? Yüzeysel hasarlı demiş mesela. Kumaş sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Burada da işte o parça bazlı ürünler var. Kapaklar, işte tablalar vesaire. İade gelen. Şurada da çiçekler var. Bunun solmuş canlı bitki diyor. Mesela teşhir ürünü. Bunu alıp canlandırabilirsiniz. Fiyatı da 33 liradan 10 liraya düşmüş. Muhtemelen bunların hepsinin sorunu solmuş olması. Aynen solmuştu. Birazcık kurumuş, bakımsız. Saat 9.40 geçiyor. Artık tabii ki çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi otopark bomboş. Bir tek biz varız. Çok güzel reels'lar çekmeye çalıştım. Onları editleyeceğim. Umarım güzel olmuştur. Düşündüğüm gibi olmuştur. Şimdi kendime birazcık bir şeyler aldım. Çok yoruldum. Onları yiyeceğim. Videoyu da burada kapatayım. Umarım yine severek, beğenerek izlediğiniz bir video olur. Yorumlarınızı bana bırakırsanız sevinirim. Değişik bir şey çekmemi isterseniz ya da işte şunu daha detaylı çekin derseniz onların lütfen yorumlarda belirtin. Daha detaylı çekmeye çalışırım. Şimdilik hoşça kalın. Dediğim gibi IKEA turları devam edecek. Yeni ürünler kartala maalesef geç geliyor. O yüzden çok fazla yeni ürün çekemedim. Mümkünse Ümraniye'ye gitmeye çalışacağım. Orada genelde yeni ürünler oluyor. Bakalım nasip. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.